akşamlar evime, kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi ben yeni aldığım bu döküm tavayı deneyeyim dedim. Kum kısımları ısınıyor. Şimdi onu da söyleyeyim. Ama bana aldığım kişi abla döküm olduğu için ısınır dedi. Şimdi bakalım. Güzel bir kuymak yapalım ama kaşar peynirime pek güvenmiyorum. Bir iki kere ben yumurtanın içine de kattım. Erimedi. Bakalım. Risk alıyorum. Olacak mı olmayacak mı artık sizlerle birlikte yaparız, görürüz. Tripodumu da deniyorum şimdi. Bu tripod çok hoşuma gitti. İnşallah açıyı düzgün almışızdır. Bugün hava inanılmaz güzel. O kadar ki böyle güneş açmış. Ben de böyle camları açtım. Evi havalandırıyorum. Bugün de cumartesi pazarı var arkadaşlar. Bakalım. İnşallah gidebilirim. Şöyle birazcık daha koyayım. Yeterli. İyice kavuralım. Şunu yoğunluyorum. Allah Allah, şu oynaması neyse, şöyle tutayım da ses gelmesin size de. Ay, bugün çok işim var. O kadar işim var ki birazcık evleri süpürmem gerekiyor, pazara gitmem gerekiyor, ütü yapmam lazım. Ama tabii ki hepsini bir günde asla ve asla yetiştiremem. Çünkü pazar olayımız var. Kuymakta aman aman böyle hani süper yapıyorum diyemem ama güzel de oluyor. Hani iddialı, çok da fazla iddialı değilim çünkü bazen tutturabiliyorum, bazen tutturamıyorum. Ayşe sallandıkça bana da geldiler. Şöyle tutayım. Güzel oluyor, bu oluyor. Buradan da Karadenizli tüm takipçilerimin hepsine selam olsun. Aslında en büyük hayalim böyle Karadeniz turu yapmak, o güzellikleri görmek. İnşallah bir gün nasip olur. Şöyle kaşar peynirlerini. Buna kolot yakışıyor yani, bu kaşar peynir yani oluyor ama bunun hakkını o kendine has olan o peynir veriyor tadı. Ben de almıyorum. Niye almıyorsam aslında. Çarşıya da gidiyorum. Şöyle kendi kendine şimdi peynirler erisin ki inşallah erir. Beni de vallahi şu emeğime değer. Çünkü çok hoşuma gitmedi bu kaşarlar. Yumurtanın içinde bile erimedi. Arkadaşlar, kuymağımız hazin sonlu. Buradayım diyor. Uzamadı. Altını kapat Emre'cim. Artık olduğu kadar böyle oldu. Ben hata yaptım. Kesin suyu az geldi ya da yağı az geldi. Belki de ikisi de az geldi. Şimdiden valla arkadaşlar, olmayınca da olmadı diyorum. Olunca da oldu diyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Olsun böyle deriz. Bu da Aysun'un kuymağı. Aynen, bu da Trabzon kuymağı değil, Aysun'un kuymağı olsun. Ve bize afiyet olsun. Oğlum da hemen şimdi masayı kurdu. Bugün bayağı böyle yoğun bir gün var. Söylediğim gibi pazar alışverişi olay değil olacaktı. Neyse, geçmiş videolarımda yaptım ama artık siz onları görürsünüz. Bunu görmezden gelin. Olur böyle şeyler arada sırada mutfakta. Canımız sağ olsun. Görüşürüz sonra. Başarısızca yapmış olduğum kuymaktan sonra dedim ocağımı temizleyeyim. Tava çok güzel. Ben böyle tek aldım bir tane. Çünkü üçlü olanı ben sormuştum orada. Başka bir marka, şimdi unuttum. 400 TL'ye yakındı. Valla o kadar da para vermek istemedim. Dedim tek alayım. Kapağı da gerek yok zaten. Omlet yaparım. Kuymak yaparım. Yani sırf onun için aldım. Şimdi tekli bana daha uygun geldi kapaksız olarak. Zaten epeydir de istiyordum. Hemen dedim alayım. Taksit yapmadım. Aslında benim oraya taksitim var ama işte taksite gerek yok. 10 TL'de üzerine koyuyorlar. Dedim böyle her ay giderim. Bir tane alırım. Üçlü takım yaparım artık. Kapaksız olsun, ne olacak sanki. Emre beni pazara götürmedi sağ olsun. Artık eşim problem yapmıyor benimle gezerken. O baya baya alıştı. Ama oğlum pek istemiyor. O da delikanlı. Artık ona bir şey diyemiyorum. O yüzden pazar videosu gelmeyecek. Aslında böyle çıkıp sizi gezdirmek isterdim ama maalesef ki rahatsız oluyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Aslında pazarcıların hepsi beni artık tanıyor. Ve inanılmaz derecede abla bak bunu da çek, şöyle yap, böyle yap diyen pazarcı arkadaşlarımız da var. Sağ olsunlar. Şimdi ocağımı temizleyeyim. Bunu ocağı temizledikten sonra hemen diğer işlerime başlayayım. Geçen kır pidesi yapmıştık. Ondan harcım kalmıştı. Dondurucuya koymuştum. Şimdi onu çıkarttım. Şöyle bir ara bir hamuru yoğurayım. O sırada işlerimi yaparım.
Tam anlamıyla hepsini bitiremem diye düşünüyorum bugün. Çünkü geç de kahvaltı yapıldı. Ve artık günümüze şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Temizliğe geçmeden önce ben yine mutfaktan ayrılamadım. Dedim ki hemen bir poğaça yapayım. Çünkü Mustafa rahatsız ve benden poğaça istedi. Niyetimde un helvası yapmak vardı ama çocukların istekleri her zaman öne geçiyor. Şimdi yoğurma kabımın içine 3 su bardağı ılık süt kullandım. 1 su bardağı sıvı yağ kullandım. Şekerini, tuzunu öksürüyor kendisi, duyuyorsunuz. Mayası bu kadar. Su falan hiç ilave etmedim. Bardak ölçüm de büyük. O yüzden birazcık hamurum fazla olacak. Bilerek öyle yaptım. Şimdi güzelce elemiş oldum. Tuzunu da ilave ettim. Söylemişimdir herhalde veya söylemediysem şimdi söyleyeyim. Ununu ilave ediyorum ve bayağı böyle yumuşak bir hamur yoğuralım. Mayaların böyle güzel olmasını istiyorsanız ben her zaman her videomda da söylüyorum. Sakın da böyle bilmişlik yapıyorum diye düşünmeyin. Hamuru yumuşak tutun. Bir de tepsi mayasına mutlaka getirin. O zaman garanti böyle güzel poğaçalarınız olur. Sütü de ılık tuttuğunuz zaman yumuşak pofidik pofidik poğaçalarınız olur. Pazartesi günde sınavları var. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Oh, bayağı çok olacak. Birazcık da böyle peynirli yaparım. Domatesli, biberli. Allah temizliğe geçebilecek miyim? İnanın hiçbir fikrim yok. Bir taraftan da ıspanakları da çıkarttım. Geçen hafta eşim almıştı. Bozulmamış Allah'tan. Normalde aslında yapardım ama işte olmadı. Şimdi onları suya koydum. Böyle toprağı, pisliği böyle çıksın. Güzelce doğrayayım. Akşama da bir ıspanak yemeği yapalım, sebze. Pazara gitmediğimi biliyorsunuz. Oğlum geldi. Pazar alışverişi yapmış. Sağ olsun teşekkür ediyorum ama domatesleri falan böyle çürük almış. Ezik almış diyeyim ben size. Çürük demeyeyim de. Artık olsun. Neyse. Süt al demiştim ona. Yoğurt mayalayacaktım. Unuttum mu? Ne yaptım? Veya yarım mı alayım artık? Bakalım. Tamamdır. Bu un miktarı yeter. Ben bunu böyle güzelce şimdi hasırlayayım. Şimdi kızlar ben hemen hamuru böyle yoğurdum. Bayağı da böyle yumuşak bir hamur oldu. Fırının içinde hemen mayalanmaya bırakayım. Hamuru görüyorsunuz çok güzel mayalanmış. Şöyle bir hemen havasını alalım ve hamur matımın üstüne dökeyim. Yaptığım iş bu. Başka da hiçbir şey yapamadım. Artık yarın yaparız. Zaten 2 günlük bir video olacak. Ha, maşallah. Güzelce basılıyor. Ayıralım.
Tabii bu birazcık böyle bir tık kalın oldu. Bu tarafını da tepsinin altına yerleştireceğim. Şimdi tepsi mayasına geldim. Yarım saat durdu fırının içinde. Zaten böyle kabardı mayalı hamur. Hemen böyle üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yaptığım kıymalı pideler arkadaşlar çöp oldu. Çünkü masamın üstünden yere düştü. Nazar diyelim artık biz buna. Ya da benim koymamam gereken bir yere koydum tepsiyi. Ya da benim düşünememem diyelim. Vallahi yazık, gitti bir tepsi pideleri. Üst kısımlar yere döndü. Ben de onu öyle pişiremezdim. Artık nasip diyelim. Vallahi şimdi halımı sileceğim. Şu az bir yere. Vallahi şunu hemen fırına vereyim. Halıyı sileceğim arkadaşlar. Köpüklü bir su yapayım. Bakın. Şöyle halım burası gitti. Neyse ki şimdi köpüklü böyle sabunlu su yaparım. Bu kısımlar böyle halıya doğru döndü. Ah işte o. Olacağı varmış. Poğaçalarımız pişti. Hemen böyle size yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar var ya, böyle pamuk gibi oldular. Maşallah diyelim. Bir tepsimiz ziyan oldu. Artık o da nazarlık olsun diyelim. Ne diyelim? Canımız sağ olsun. Nasibimiz yokmuş ki yiyemeyecekmişiz. Ay vallahi çaylar da efsane. Şimdi ben ne yapıyorum? Mustafa'ya çay faslına geçmeden önce, yani çayımı bir taraftan içerim de ben ona ayva yaprağı kaynatacağım. Kayınvalidem sürekli kurutur ve bana yollar. Çünkü etkisini çok iyi görüyorum. Özellikle öksürük için. Şimdi ben videomu burada kapatıyorum. Ertesi günden tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pazar gününden hepinize günaydınlar. Sevgili YouTube ailem, dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Görüyorsunuz tezgahıma hemen bir tane yufkayı serdim. Dün Emre pazardan yufka almıştı. Şu yırtıldı birazcık. Şimdi ben burada 3 tane patatesi böyle rendeledim. Bir tane de soğan. Baharatlarını sıvı yağını ilave ettim. Ve gözlemeleri yapmaya başlayalım. Yumurta da haşlıyorum. Ben bundan yemeyeceğim. Kendime yumurta haşladım. Haşlıyorum daha doğrusu. Çayımızı demledik. Ve burası da kırıldı. Şurası ay vallahi billahi ya, tüh. Neyse artık sağlık olsun. Hemen yapmaya başlayayım sizinle. Birazcık daha sıvı yağ katayım. Çok çok az. Yapmış olduğum harçtan şöyle çok azıcık her yerine dolandırayım. Patatesler içinde pişiyor. Zaten kısık ateşte de yaptığım için, rendelendiği için öyle çiğ kalma falan olmuyor. Şimdi buna da azıcık sıvı yağ. Üstüne ben tereyağı gezdireceğim. Tavanın büyüklüğü çok güzel. Ama böyle büyük tava çok iyi oluyor evde. Şimdi hemen diğer gözlemelerimizi yapalım. Hazırladık. Ev halkı da kalkalı. Gerçi Mustafa erken kalktı. Eşim ve büyük oğlum bayağı böyle uyumayı seviyorlar. Keyif yapmayı. Neyse onlar da kalktı zaten. Şimdi ben de böyle hazırladım. Gözleme yaptık. Dünden yapmış olduğum poğaçalarım var. Görüyorsunuz benim tabağım boş. Ben sadece yumurta alacağım ve kahvaltılık. Şu yapmış olduğum domates ezmesi,
durdukça inanın daha da lezzetli oluyor. Ben yerken üstüne ya ceviz ya fındık, onu da ilave ediyorum. Şimdi bize afiyet olsun, sizlere de afiyet bal olsun. İlerleyen saatlerde inşallah bir aksilik olmazsa görüşürüz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ocağımı sildim. Birazcık böyle yağ sıçramıştı. Oraları falan hepsi, her tarafı temizledim. Dün oğlum süt almıştı. 3 kilosunu yoğurt mayı aldım. Geri kalanını da ben böyle sütlaç yaptım. Sadece bu kadar yok. Şimdi böyle 2 tane daha aldılar, götürdüler. Onlar şimdi yiyorlar. Sütlacın yapım aşamasını çekemedim arkadaşlar. Çünkü o sıra böyle tam buralar böyle kargaşa içindeydi. Her taraf patkın. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Bir daha yaptığımda yani ayrıntılı olarak çekerim. Instagram sayfamda Aysun Altrik için de sütlaç tariflerim var. Hem fırında olsun hem normal aynı bu şekilde olsun. Oradan da bakabilirsiniz. Bugün hiçbir şey yapmıyorum. Bugün de temizlik yok. Dün de hiçbir şey yapamadım. Sadece mutfağı temizledim. Ben şimdi üstümü giyiniyorum. Eşim dışarıda beni bekliyor. O da kapının önünü temizledi. Böyle etrafı bayağı bir toparladı. Şimdi ben üstümü giyiniyorum. Eşimi de fazla bekletmeyeyim. Dışarıdan size bir merhaba derim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz dışarı çıktık eşimle birlikte. Hazırlandık. Dışarı çıktım, dedim Pelin'i arayayım, dedim bakayım ne yapıyor. Onlar da eşiyle birlikte hazırlanmışlar. Hadi dedik o zaman beraber yürüyelim. Hem de eşlerimiz tanışsın. Şimdi biz bir tur attık. Abi. Başarılı bir tur attık biz şimdi. Dedik bir çay içelim. Çay içelim evet. Aynen. Çay içelim. Burası da hava çok güzel olduğu için baya baya kalabalık. Hem de baya böyle eşlerimiz de bekliyor. Onlar da hem daha ilk defa yeni tanıştılar. Bakalım ama hava süper, çok güzel. Hava güzel, enerjimiz de güzel. Aynen, bomba gibiyiz. Kocaman bir havuz. İçini boşaltmışlar, şimdi temizliyorlar. Burası da dolduğu zaman çok da güzel oluyor. Ben güneşi sevmiyorum ama Pelin ve eşim seviyor güneşi. Onlar orada oturacak. Normalde Pelin benim önceki videolarım hiç seyretmezdi. Evet, geçen sene. Evet, seyretmem derdi arkadaşım. Sıkılıyorum ama evet. Şimdi her gün. Müptelası olduk. Ailece. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Valla ben böyle gölgeye oturacağım. Ay. Vallahi iyi ki çıkmışız bir kere. Çayımızı içtik. Şimdi eve doğru gidiyoruz ama biz yine Pelin'le şöyle bir iki tur yaptık. Şimdi ben videomu da hem de burada sonlandırayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için, ki inşallah severek de izlemişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılmadan da beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma yeni giren arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz poğaçalar çok güzeldi. Onu da söyleyeyim, dün yapmış oldum. Bir tepsim ziyan oldu. Bana da bakıyorlar şimdi. kapanışı yapıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.